Dostlar, herkese selamlar. Edirne Enez'deyim. İnanılmaz keyif halindeyim, keyif modundayım. Hatta keyife hipnotize olmuşum diyebilirim. Biraz önce şu arkamdaki hamakta böyle uyukluyordum. Şu an böyle öğlen saatlerindeyim. Bir tangırtıya uyandım. Dışarıda ekmek bırakmışım köpekler. Tangır deyince uyandım. Dedim benim bir video çekmem lazımdı. Dostlara nerede olduğumu bildirmem gerekiyordu. Kalkmışken de dedim bu işi halledeyim. Değerli dostlar, Enes'teyim. Ücretsiz kamp alanı var burada. Buradan bahsetmeden önce bu işin bir de dünü var tabii, ondan bahsetmem lazım. Son videodan hatırlayacaksınız, ikinci günün sonunda Edirne'yi böyle bayağı bir hatırı sayılır şekilde tarihi kültürel yerlerini teker teker gezmiştim. Gayet iyi ve doyurucu bir gezi oldu benim için. Akşamına da Aydın abimin daveti üzerine Lala Paşa'ya gittim. Akşam olmak üzereydi oraya vardığımda. Birlikte su almaya gittik. Oradan içsem daha keyifli olur. Öyle mi? Tabii. Bir tane. Eski günlerdeki gibi. Hemen ardından döndüğümüzde eşi Sevim Hanım'la birlikte beni çok iyi ağırladılar. Çok güzel yemek yedik ve hemen ardından da böyle neredeyse oturacak olsak sabaha kadar oturabileceğim bir sohbet muhabbet oldu. Ve tabii onun ardından da böyle çok muhteşem bir sabaha uyandım. Böyle kumru sesleri, kuş sesleri. Çok iyi emek verilmiş büyük ve güzel bir bahçe. O gül ağacından diğerine, bir çiçekten diğer meyve ağacına, dutlara derken sabah kahvaltı saati geldi. Ben çok erken saatte kalkmıştım. Yenge Hanım böyle saraylara layık bir kahvaltı hazırlarken Aydın abi de işte kuzine üzerinde pişmiş çay ve ekmekleri hazırladı. Muhteşem bir sabah kahvaltısı oldu. Tabii benim tekrar yola çıkmam gerektiği için Aydın abi sağ olsun yine beni hızlandırılmış bir tur yaptık. Çevre köyleri dolaştık. Scooter'la off-road yaptık. Hatta motorun artık gidemediği noktadan sonra yürüyerek gezdik, böyle tepelere mepelere çıktık. Etrafı böyle yukarıdan çok iyi görebilecek şekilde bir tepeydi. Harika manzaralar da vardı. Ardından yine tekrar dolaşa dolaşa köye geldik. Ve peşinden tabii benim buraya havayı karartmadan gelmem için hemen yola çıktım. Tabii bu arada Aydın abime ve Sevim Hanım'a tekrar tekrar buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Buraya gelirken yolun yarısını böyle bir köyden bir köye, bir köyden bir köye öyle geliyordum ama aradaki yollar çok bozuk olduğu için çok yavaş hareket etmem gerekiyordu. O yüzden baktım o hızla gidersem
Daha hava kararmadan buraya varamayacaktım. Tekrar ana yola çıkıp buraya daha hızlı bir şekilde geldim. Dün akşam üzeri buradaydım. Kamp alanına geldim. Dün geceyi burada geçirdim. Ve dün akşam itibariyle buradayım dostlar. Buradan biraz bahsetmek istiyorum. Burası ücretsiz bir kamp alanı. Hatta şöyle kamerayı alıp etrafı göstereyim. Gidecekleri için öncelikle size şurada bir inek sürüsü var. Yani kamp alanına kadar giriyorlar çünkü etrafı çevrili değil. Hayvanları serbest bıraktıkları için. Şu an başında çoban var galiba. Onları götürüyor ama kamp alanına şeyler bile girebiliyor. İnekler bile girebiliyor. Dostlar burası ücretsiz olması iyi bir şey. Tuvaleti, işte mescidi ve benim de çadırımı kurduğum gibi böyle çadır kurmak için taş, kilit taşlardan yerler yapılmış. Hatta bu taş yerlerin başlarının hepsinde bakın aslında buraya elektrik de verilmiş. Su da var ama birçoğunda burada olduğu gibi musluk yok. Bir de şöyle bir şey var. Burası ücretsiz bir şey. Etraf biraz kirli dostlar. Şimdi şunu benim aklım hafsalam almıyor. Şimdi buraya gelen, burada kamp yapan insanlar öyle düşünüyorum ki hani doğada olmayı, tabiatta olmayı seven insanlar niye böyle bırakıp gidiyorlar buraları? Ben hiçbir türlü aklım almıyor. Yani hani doğayı seviyorsun, tabiatı seviyorsun ki buradasın. Hakikaten kampçılık öyle otelde kalmaya da benzemez. Zorlukları vardır çünkü imkanlar kısıtlıdır. Doğayla biraz böyle mücadele etmen de gerekir. Bu zorluklara katlanıyorsan eğer hakikaten seviyorsundur ama bunları gördüğümüz zaman tabii bu genelleme değil. Ama çoğunlukta yapmıyor kampçılar bunu ama işte böyle yapanlar da var. O yüzden insanın biraz tadı kaçıyor. Şimdi biraz önce hayvanlar dedik dostlar. Hemen belirteyim. Buraya eğer köpeklerden korkuyorsanız veya yanınızda geleceğiniz insanlar köpeklerden korkuyorsa burada hiç rahat edemezsiniz. İnanılmaz köpek var. Her yerde onlarca. Biraz önce yanımdan da geçti. Belki kadraja girmiştir. Her yer köpek dolu. Sadece bu kamp alanı değil. Enez'in içi, o sahil kesimleri de köpek dolu. Hatta dün akşam geldikten sonra çadırımı kurdum. Biraz şöyle etrafı dolanayım dediğimde böyle bir çeteyle karşılaştım. Yani yolumu değiştirdiler bana. O derece hani bir tane iki tane böyle havluya falan geçiyorum yanlarından hoş moş diyerek ama hakikaten bir çeteydi. Resmen beni geçirtmediler, yolumu değiştirdim. Ona artı parantez yapalım. Onun haricinde sabah kalkar kalkmaz denize gittim. Su hakikaten bayağı soğuktu. Ama çok keyifliydi. Tertemiz suyu var buranın. Karadeniz'in suyuna alışmış böyle veya daha farklı sulara alışmış iseniz veya Ege'de, Akdeniz'de denize girmemişseniz size ilk girdiğinizde burası böyle çok acayip tuzlu gelebilir. Karadeniz'e göre çok çok fazla tuz oranı var denizin. Onun haricinde her şey güzel. Trakya'da bu bölgede aslında sinek olayı çok fazla oluyordu. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Öyle bir ihtimalle geldim ama dün akşam bayağı bir oturdum dışarıda. Yine böyle üzerimde kısa kollu vardı. Çay içtim. Bayağı bir oturdum. Öyle rahatsız edici şekilde özellikle sivrisinek de yoktu. O beni sevindirdi. Onun haricinde zaten bir olumsuz bir şey yok. Bakın görmüşken şunu da söyleyeyim. Belediye buraya bu şekilde şeyler de yapmış. Ne deniyordu efendim bunlara? İşte söyleyemedim size görüntüyle anlatmış olayım. Tabii devletten her şeyi beklememek lazım. Böyle görmüş olduğunuz gibi etraf bayağı bir çör çöp var. Ama hani mesela geldiğiniz bu noktaya öyle çok
şey olmadığı gibi bir 5-10 dakikalık mıntıka yaparak, ki ben geldiğimde öyle yaptım. Etrafımda hala var gerçi ama bir kısmını toplamaya çalıştım. Buraya geldiğinde böyle kaba pislikler, zaten daha çok şeyler, ambalaj atıkları var. Bunlar da böyle bir 5-10 dakikalık mıntıka yaparak, mıntıka temizliği yaparak gayet rahat bir şekilde kampınızı yapabilirsiniz. Gürültü patırtı yok. İnsanlar gayet sakin, huzurlu bir ortam burası. Gelmeyi düşünen dostlar varsa mutlaka tavsiye ederim, buraya da gelip görün. Sanırım işte buradaki biraz pasaklığın sebebi ücretsiz olması. Belediyenin de tabii buranın temizliğini ayıracak bir bütçesi yoksa efendim, burada durumlar böyle. Ama hakikaten buraya gelmeye değer mi? Değer. Ama tekrar söyleyeyim, köpekler, etraftaki köpekler inanılmaz rahatsız edici. Köpeklerden korkmayanlar için sıkıntı yok. Ama çocuğunuz vardır, eşiniz vardır veya bazen baylar da köpeklerden korkuyor olabilirler. İnanılmaz fazla şey var, köpek var burada. Onu özellikle belirteyim. Köpeklere karşı, ha bu şeyde, hele gece olduğu zaman harala huralak bir tarafa koşuyorlar böyle çete halinde. Onlar ondan sonra geriye dönüyorlar, arkasında başka bir çete. Baya bir kovalama oldu burada bütün gece boyunca. Dolayısıyla bunu üstüne basa basa söylüyorum. Köpeklerle ilgili sıkıntınız varsa burası size uygun bir yer değil, çok rahatsız olursunuz. Onun haricinde böyle işte çocuklar için yapılmış ufak tefek oyuncaklar falan da var. Ne diyeyim, gayet güzel. Olumlu olumsuz yönlerini gördüğüm kadarıyla anlatmaya çalıştım. Şimdi Hero XPass 200 sevenler için de birkaç şey söyleyeyim dostlar. Daha henüz yolun başında sayılır. Türkiye turu yapma niyetiyle yola çıktım ama halen daha bu turun başında sayılırım. Her şey gayet iyi. Bir problem yaşamıyorum. Tek sıkıntı şimdilik, daha önce de söylemiş olduğum gibi, yaptırmaya fırsat bulamadığım konfor sele. 1-1,5 saatlik sürüşten sonra yavaş yavaş ağrıtmaya başlıyor. Eğer uzun yola çıkacaksanız pet, belki ben hiç kullanmadım bu zamana kadar. Pet ben tercih etmiyorum. Konfor sele fırsatını bulduğumda yaptıracağım. Şu an için tek sıkıntı bu oldu benim için. Bu kadar yüklü çantalarla bile 6000-6500 devirde düz yolda 85 kilometre hızla çok rahat gidebiliyorum. Bir arkadaşımız şey sormuştu, bu çantalardan dolayı kafa sallama olayı olmuyor, oluyor mu diye. 95 kilometre hıza kadar çıktım. Herhangi bir kafa sallama olayı falan da olmadı. Gayet keyifli ve rahat bir sürüş oluyor. Tabii ben bunları, bir sıkıntı daha şöyle oldu dostlar. Bu kadar yüklediğim için yan sehpaya aldığımda böyle motoru çok iyi konumlandırmanız lazım. Hafif bir şey olduğunda sorun olmuyor ama biraz meyil fazlaysa motor devriliyor. Ben devirmedim onu fark ettiğim için ama devrilebilir eğer bir yanlışlık yaparsam. Yanlış bir park halinde koymaya çalışırsam hemen devrilmeye çalışıyor. Park ettikten sonra ayakta durup durmadığını iyice bir kontrol ediyorum. Kendim böyle biraz sallayıp devriliyor mu, devrilmiyor mu diye kontrol ettikten sonra bırakıyorum. Şimdilik motordaki durumlarda böyle. Yakıttan daha önce de bahsetmiştik. Yakıt gayet kullananı üzmeyecek şekilde ekonomik. Ve durumlar burada böyleyken dün akşamdan beri gayet keyifli gidiyor. Burada bir gün, belki 2 gün daha kalmayı düşünüyorum şimdilik, gayet keyifli gittiği için. Tabii ilerleyen saatlerde ne olur bilmiyorum. Dediğim gibi sabah denize gittim, buz gibi suydu ama inanılmaz keyif aldım. Şimdi öğlen saatlerindeyiz. Böyle güneş tepedeyken denize girmeyi sevmiyorum. Ben böyle şey yapıyor, beni rahatsız ediyor fazla güneş. O yüzden öğleni böyle kamp alanında gölgede dinlenerek, yanıma kitabımı almıştım, kitap okuyarak öğleden sonrasını bekleyeceğim. Öğleden sonra tekrar denize gideceğim. Bakalım günümüz, gecemiz eğer güzel ve konforlu geçerse
Bir gün, 2 gün daha burada kalmayı düşünüyorum. Buradan sonra dostlar Çanakkale'ye doğru sahilden gideceğim. Çanakkale şehitliğine uğrayacağım. Oradan da Çanakkale merkeze geçeceğim. Güzergahım bu şekilde olacak. Tabii ben böyle hemencik söyledim ama bu güzergah kaç gün sürer bilmiyorum. Bunun gibi böyle rahat konaklayabileceğim yerler bulabilirsem eğer herhalde Çanakkale merkeze gitmem bile 4-5 günü bulacaktır diye tahmin ediyorum. Artık yolda olanı biteni sizle paylaşmaya bundan sonraki videolarda devam edeceğim. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yaparak bana güç vermeyi ihmal etmeyin dostlar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.